Ne yavrum? Senin surat yine bir karar. Yokmuş. Ba, ba. Ben anlıyorum. Söyle hayda. Cemile şirketten gitti artık, yok. Bu var. Tamam mı? Rahatladın mı? Aha. Ben o yüzden çok üzgün. Cemile için. Cemile işsiz şimdi. Sebebi Cemile. Neyse. Ben mutlu olur çünkü benim bir iş var. Neredesin iş yerin? Nerede çalışıyorsun? Hani ben sana kaç kere söyledim çalıştığım yere. Kaç kere? Sen akıbende diyorsun. Hiç dinlemiyor beni. Hiç ilgilenmiyor. Sen kafa hep Cemile! Arsayla ilgileneceğim. Merak etmeyin. Dediğim gibi mirasçıları davalıkmış ama merak etmeyin. Bakacağım ben. Size mutlaka haber vereceğim. Tamam. İyi günler. Güle güle. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kemal. Şurayı almamışsın. Köpçü müyüm ben? Nereyim ben? Söylenme aman. Her yeri ben mi temizleyeceğim kadın başıma? Allah Allah. Baba bak şurayı almamışsın, şurayı da al. Bana bak, senin kafana şunu bir geçirirsen. Ne oluyor ya? Aa, iyilik de yaramıyor yani. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baş başa görüşebilir miyiz Kemal Bey? Tabii, buyurun. Gemimiz bugün limanda olacak. Bana bir iyilik yapacaksınız Kemal Bey. Daha önce konuştuğumuz gibi. Tamam. Ayrıca anlaştığımız gibi Ali Bey'in bu durumdan haberi olmayacak. Hiç merak etmeyin. Merhaba. Merhaba. Hayırdır? Şu bizim trikotaj atölyesi var ya, oraya bakmaya gelmiştim. Geçerken de Kemal Bey'e hayırlı olsun diyeyim dedim. İsterseniz birlikte gidelim. Zira sizin de bilmeniz gereken bazı hususlar var. Tamam, olur, gidelim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı işler Neriman Hanım. Sağ ol Ali abi. Ne dedin? Hiç. Nasıl hiç Kemal? Delirtme beni, bir şeyler deyip durdum. Nereyim o? Ah canım. Benim tek katlı bir ev var ya. Ha. Bir müteahhit geldi. Daire karşıda apartman yapmak istiyor. İçeride konuşalım. Bana bak, senin oralar çok kıymetli. Hadi ben bilmem. Mesude. Hususta gerçekten kararlı mısınız Kenan Bey? Evet Ali Bey, atölyeyi kapatacağım. Zaten en başından açılması hatta. Bir işe yaradığı yok. Habire masraf, habire gider. Bir kârı yok, habire zarar. Merhaba Kenan Bey. Merhaba Karolin Hanım. Oo bakın, kim geliyor? Merhaba Cemile. Sen iş arıyor Cemile. Ne saçma sapan konuşuyorsun sen yine? Sus. Sen holding ayrıldı Cemile. Sen şimdi işsiz. Ha, artık işsizim. Kına yakabilirsin. Ben kötü bir şey yapmıyor. Ben Cemile yardım etmek istiyor. Kenan Bey, Cemile için bir iyilik yapabiliyorsunuz acaba? Ne diyorsun sen be? Ya Ali Bey, lütfen, lütfen izin verin bakalım Karolin Hanım ne söylediğini. Ne diyorsun sen? Bir şey yok Kenan Bey. Hayır Ali, Cemile şimdi çalışmak istiyor. Ona iş lazım. Nasıl para kazanacak ona çok yazık. Ben diyor ki, belki Kenan Bey bir iş verebilir Cemile'ye.
Kenan Bey, Cemile bir iş verebiliyor musunuz? Tekrar atölyede çalışıyor, işçi oluyor. Çok isterdim ama maalesef mümkün değil. Buyurun temizlik yapa. Yağlar Asel'e. Öyle diye Cemile. Sen bana demişti atölyede. Değerleri sil demişti bana. Hatırladın sen. Karayın. Sen ne biçim bir insansın ya? Şimdi sen temizlik yapacak. Yerleri silecek. Temizlik. Kalkmaz. Allah belanı versin. Ali Bey. Allah belanı versin lan senin. Lütfen. Ne biçim karısın lan sen? Rica ederim efendim. Sus. Rica ederim. Şehit ol. Sen bana yerleri sildin demedin mi? Ulansız görüşürüz senle. Sus. Doğrusu Cemile Hanım'ı holdingde temizlikçi olarak görmek bugüne kadar duyduğum en güzel fikirdi. Cemile, Allah aşkına durur musun? Cemile, özür dilerim. Cemile. Sen niye özür diliyorsun? Çok özür dilerim Cemile. Sen niye özür diliyorsun? Çünkü olan biten her şey benim yüzümden, bu yüzden. Evet, belki öyle ama... artık bunda bir emniyet yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.